bunlar denizlerin kaderini nasıl etkiliyor? Ne kadar balık stoğumuz kaldı bilmiyoruz. Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi hepsi çok kötü durumda diyor hocamız. Bunu söyleyen Sayın Meriç hocamız. Söylediklerine katılıyoruz. Sayın yetkililer, altyapısı yaptırım uygulaması denetlenebilen bir sistem gelmeyecekse neye göre 5 yıl yasak diyeceksiniz? Daha önceleri 18 santim biber avlanabilir diyen hocaya güvenerek %15 biber arazi yakalanır çıkardınız. Sonuçlarını gördünüz. Dalyanlar yaşamalıdır. Bir de dalyan sorunumuz var. Herkese yasak, oltacıya yasak, dalyanda havyarlı törükler böyle o biçim satılıyor yani. Kimse görmüyor bunları. Biz görüyoruz işte. Sanki biz kapatın dedik, dalyanlar nostaljik diyor. Açık olmalıymış. Ben palamutları markalıyorum dedi de bir hocamız. Markaların ne gibi bir faydası oldu? Sonuç gören bilen var mı? Balığın göç döneminde çalışmaya başlamasın. Yanlışını çok kere söyledik bu dalyanları. Havyarın törükleri nereden yakaladılar dedik. Denetleyemediğiniz dalyanları ancak 15 Mayıs açılabilir sağladınız. Karadeniz'de 5, Marmara Denizi, Fransa doları, Marmara dolarında koruma alanları yapılmalıdır. Beyanlarını görüyoruz. Masumane iyi niyetle istenen bu işler doğru mu yanlış mı? Bize göre yanlış. Adaları yasakladınız, sonuç şebeke trollere yol verdiniz. 2015, tarihte hata olabilir. Cinekop akınında ne ada kaldı ne koruma kaldı. Denetleyemediğiniz ve de illegal ölümcül ceza vermediğiniz hiçbir oluşumu yapmayın. Çünkü daha çok zarar veriyorsunuz. Koruma alanlarını yapmak istiyorsunuz. Her ilin kıyı uzunluğunun %10, %20'ye kadar alanını mutlaka koruma alanı, yani her türlü balık avına yasak sahalar oluşturun. Bölgeyi şamandıralarla malkalayın, en yakın balıkçı barınağındaki balıkçıya bekçilik desteklemesi verin, nasıl koruma olur görün. Bu da bizim teklifimiz. Sayın konuklar, burada toplamamızın anonsunu balıkçılığımızın sorunları hakkında görüş belirtmemizdir. Ve yıllardır bu toplantılar hep sorunlar nedir diye yapılıp duruluyor. İlyas Reis'in de demin değindi. Biraz tarihleri moraliniz bozulmasın diye az söyledi. Ben sizi çok ilerlere getirdim. Bundan 27 yıl öncesine götürmek istiyorum sizi. Hani bir yavaş yavaş toparlayalım mı? Bitti. Bir dakika başkan. Ünye Su Ürünleri Kooperatifi eski başkanı Kerim Baş'ın 1991 yılında Çağrı Gazetesi'ne verdiği demecinde şu sözlerini aktarmak istiyorum. İki öncesi nasılmış ki bu kooperatif başkanımız o zaman böyle bir serzenişte bulunmuş. 10 seneyi aşkındır bu ülkeyi yönettiklerini söyleyen, o zamanki siyasilerden bahsediyorlar, televizyonlar ekranda çıkınca kendisi iş yapmış, bu ülkeye yararlı olduklarını sanan Sayın Orman Tarım ve Köy İşleri Bakanı adı altında çok isimli bakanlar, her başa gelen hiç anlamadıkları o güzelim denizlerimizi atom bombası atılmış köre çevirdiler diyor. Gelin baş 1991 yılında söylüyor. Bugünkü şey değil. Kör olan denizlerimizde yaşam mücadelesi veren balıkçılar kötü imajı yaratılmasının asıl sorumlusu kimdir diyeceğim aklıma Sayın Torlak Reis'im geliyor. Torlak Reis'im suçlular ayağa kalksın demişti. Bir suçlu varsa suçlular ayağa kalksın demişti. Başta yönetenler ve balıkçılar hepimiz ayakta olmayız diyerek hepinize rastgele diyorum. Sayın Başkanım, teşekkür ederim.